Bu gerçekten harika. Sence Kleopatra %100 burada mı? Evet. Hadi gidip bulalım o zaman. Açıp içinde ne olduğunu görene kadar bunu bilemeyiz. Aman tanrım. Aman tanrım. Tamam, şimdi karşımıza hiyeroglifler çıkacak. Olağanüstü. Bu da ne? Bir kafatası. Evet, bu bir insan kafatası. Eğer Mumumia'nın yüzü yeniden yapılandırılabilirse ve elimizdeki Nefertiti görüntüleriyle eşleşirse bu ne anlama gelebilir? Son sonucu görmek için hazır mısın? Ha evet, kesinlikle. Çok hazırız. 1, 2, 3, evet. Aman tanrım. Benim adım Josh Gates. Vay canına. Hem bir arkeolog hem de iflah olmaz bir keşif tutkunuyum. Kendimi çok tuhaf durumlara sokma gibi bir huyum var. Burası çok yüksek. İnanılmaz. Yaptığım yolculuklarda dünyanın en ucuna kadar gittim. Oh tanrım. Ve tarihin en büyük efsanelerini araştırdım. Uçmaya hazırız. Hadi gidelim. Bilinmeyene yolculuğa hoş geldiniz. Antik Mısır. Firavunların tanrı olarak hüküm sürdüğü bir kum ve taş imparatorluğu. Ama hepimizin bildiği isimler dışında başarıları neredeyse tarihten tamamen silinmiş olan güçlü kadın firavunları yeniden keşfetmek için bir yolculuğa çıktım. Kraliçe Hatshepsut, muazzam bir inşaat patlaması ve gökyüzüne tırmanan anıtlarıyla tüm imparatorluğu dönüştüren ve onun ardından gelen Veyoğlu tarafından tarihteki neredeyse tüm izleri silinen bir kadın. Tapınaktaki ismi bile silindi. Ardından efsanevi Kraliçe Nefertiti'nin kayıp kalıntılarını araştırmaya başladım ve bu araştırmamı takip eden süreçte Mısır Müzesi'nin geniş salonlarında eski Mısır uzmanı Dr. Aidan Dodson'la tanıştım. Bir numaralı gizem, neden herkes Nefertiti ismini biliyor? Bunun nedenlerinden biri fiziksel güzelliğidir. Kafasının heykeli 20. yüzyılda bulundu ve şu an Berlin'de. 1912 yılında arkeologlar Nefertiti'nin çarpıcı bir büstünü gün yüzüne çıkardılar ve böylece Nefertiti Antik Mısır'ın poster kızı olarak ünlendi. Nefertiti'nin bir diğer büstü Mısır Müzesi'nde yer alıyor. Ama günümüzde her ne kadar güzelliğiyle ünlenmiş olsa bile Mısır'ın en çalkantılı döneminin başvekülüydü. Mısır hakkındaki her şeyin ateşe atıldığı bir dönemde yaşadı. Nefertiti'nin kökenleri belirsizdir ama büyük bir ihtimalle yaklaşık M.Ö. 1360 yılında kraliyet ailesiyle yakın bağlantıları olan askeri bir ailede dünyaya gelmişti ve bu adamla evliydi. Kesinlikle bu Mısır'ın dinini kökten değiştiren Akhenaten'dir. Firavun Akhenaten, Mısır'ın tüm eski tanrılarını gözden düşürmüş ve Aten adında tek bir güneş tanrısına tapınılması gerektiğini söyleyerek tüm ülkeyi hayrete düşürmüştür. Bu imparatorluğunu isyanın eşiğine getiren bir karardı. Ama bir sonraki hamlesi daha da şok edici olacaktı. Hükümdarlığının 16. yılında Akhenaten karısı Nefertiti'yi yardımcı kral olarak atamıştı. Böylece Nefertiti firavun oldu ve elindeki bu olağanüstü gücü kraliyet arabalarına hükmederek ve Mısır'ın düşmanlarını yerle bir ederek kullandı. Akhenaten'den 6 kızı oldu ve kocasının ölümünden sonra hükmetmeye devam ettiği ve kocasının halkı kızdıran bazı sert dini reformları geri aldığına inanılıyor. Ama bundan kısa süre sonra Nefertiti tarihten birden siliniyor ve yerine yeni bir firavun geçiyor. Akhenaten'in oğlu Kral Tutankamun. Peki sence Nefertiti'nin bedenine ne oldu? İşte bu en büyük gizemlerden biri. Ve ben de bu gizemi çözmek için buradayım. 1898 yılında Krallar Vadisi'nde bir mumya bulundu ve bu mumyaya genç kadın adı verildi. Bundan yıllar sonra yapılan DNA testinde mumyanın efsanevi Kral Tutankamun'un annesi olduğu ortaya çıktı. Ve işte burada. Vay canına! Olağanüstü! Firavun Akhenaten, Kral Tut'un babasıydı. Sözüm ona, genç kadının mumyasınınsa Kral Tut'un annesi olduğu kanıtlandı. Nefertiti, Akhenaten'in karısı olduğuna göre bu mumyanın kimliği için en güçlü adaylardan biridir. Ama Akhenaten'in
Kia adında daha geri planda olan bir karısı daha vardı. Mısırlı kraliyet aileleri kendi aralarında birçok akraba evliliği yapmışlardı. 2010 yılında Kral Tut üzerinde yapılan genetik testler ya erkek ve kız kardeş evliliğinden veya birinci dereceden üçüncü jenerasyon kuzenlerden doğduğunu gösteriyor. Ve ne Nefertiti ne de Kia, Akhenaten'in kız kardeşi olmadığına göre Nefertiti'nin birinci dereceden kuzen modeline uyması çok mümkün. Genetik kanıtlarla birlikte mumyanın durumu da önemli ipuçları sağlayabilir. Üst çenenin bir kısmı yok ve kafasında oldukça tuhaf bir delik var. Sence bunlar nereden geldi? Evet, önce kafadaki delikten başlamamız gerekirse herhalde mezar hırsızları tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Yüzü biraz farklı. Muhtemelen öldüğü zaman da yüzünden yara aldığı düşünülüyor. Yani bu kadın şiddet nedeniyle öldü. Evet. Peki bu Nefertiti hikayesiyle uyum sağlıyor mu? Tarihten aniden yok olması ve krallara uygun bir cenazeden mahrum bırakılması gibi gerçekleri göz önünde bulundurursak, hükümdarlığının aniden ve şiddetli bir şekilde sonlandığını söyleyebiliriz. Şimdi sıra bu mumyanın gerçekten de Nefertiti olup olmadığını öğrenmeye geldi. Birazdan tarihi bir deney yapacağız. Mumyanın kafasının üç boyutlu bir görüntüsünü alıp bu görüntüyü yüzünü yeniden yapılandırmak için kullanmayı planlıyoruz. Eğer sonuçlar Nefertiti'nin eski betimlemeleriyle uyum gösterirse mumyanın gerçek kimliğini belirleyebiliriz. İhtiyacımız olan görüntüyü almak için mumyaya erişmemiz gerekiyor. Ve aylar süren bir pazarlık sürecinin sence şansımız ne kadar? Yarı yarıya. Ve sinir bozucu bir bekleyişin ardından sanırım kabul edilecek. Genç kadın adlı mumyanın etrafındaki koruyucu kılıf yıllardan beri ilk kez kaldırılıyor. Cam kaldırıldıktan sonra mumyayla yüz yüze geliyoruz. Tamam. İnanılmaz. Evet, ilk defa düzgün bir şekilde görebiliyoruz. Bu gerçekten inanılmaz. Evet, sanki midemde kelebekler kanat çırpıyormuş gibi hissediyorum. Evet, bakalım bunun kim olduğunu öğrenebilecek evet, miyiz? Kesinlikle. Hazır mısın? Başlayalım. Tamam. Bu bir Artek Spider. Tamam. Oldukça gelişmiş bir üç boyutlu görüntüleme cihazı. Bununla yüzlerce görüntü alacağız ve bir milimetrenin altında hassaslıkta çalışıyor. Yani bunun sayesinde mumyanın kafasının tamamını üç boyutlu olarak görüntüleyerek ardından yeniden yapılandırma için temel olarak kullanılmasını sağlayabiliriz. Görüntüleme ekipmanlarını çalıştırdıktan hemen sonra başlamaya hazırız. Pekala Aiden, sen kayıt düğmesine bas lütfen. Tamam, bastım. İşte. Başlayalım. Mumyanın üstüne dikkatli bir şekilde eğilerek çalışmaya başlıyorum. Burada ana fikir mumyayı ışıkla boyamak. Cihaz saniyede 8 kare yakalıyor. Bilgisayar bu görüntüleri birleştiriyor. Ve gözlerimizin önünde mumyanın dijital versiyonunun şekillenmesini izliyoruz. Veri geliyor. Güzel görünüyor. Şuna bak. Evet. Kulağı ve kulağındaki delikler bile görülebiliyor. Bu olağanüstü bir şey. Gerçekten olağanüstü. Mısırlılara göre ismin yaşadığı sürece asla ölmezdi. Evet. Eğer bunun Nefertiti olduğunu kanıtlayabilirsek öteki dünyada onun için büyük bir hizmet yapmış oluruz. Sonsuza kadar yaşayacak. Buraya almaya geldiğimiz şeyi elde ettik. Artık mumyayı koruma altına alabiliriz. Pekala, veriler toplandı. Kaydı durdurduk ve gayet iyi görünüyor. Bu yeniden yapılandırma sürecinin bir sürü aşamasından ilki. Ama bu ham verileri almak en önemli bölümüydü. Teşekkür ederim. Genç kadının mumyasını yeniden canlandırma şansının çok yüksek olduğunu ve hatta belki de bir gün Nefertiti'nin gözlerinin içine bakabileceğimi hayal ederek müzeden ayrılıyorum. Bir sonraki aşamada topladığımız verileri son teknolojilerle donatılmış 3 boyutlu basım merkezine götürüyorum. Buradaki makineler mumyanın kafasının mükemmel bir kopyasını üretmek için mikro inceliğinde yüzlerce kat reçineyi üst üste diziyor. Bu iş bittikten sonra sonuçlar dünyaca ünlü yüz rekonstrüksiyon sanatçısı Elizabeth Daines'e gönderilecek. 3 boyutlu modelin üzerine titiz bir şekilde kas ve deri dokusunu eklemek için bir ay boyunca stüdyoda çalışacak ve mumyanın gerçek yüzünü görmemizi sağlayacak. Sonuçlar zaman alacak ama Antik Mısır'ın en güçlü kadınlarını keşfetmeyi hala bitirmedim ve bunların arasında ölmeden çok uzun bir zaman önce bile tarihi bir simge haline gelmiş bir kadın var. Nil'in gerçek kraliçesinin mezarını aramak için yola koyuluyorum. Kleopatra. Mısır'a 20 yıldan uzun bir süre boyunca hükmeden Kleopatra muhtemelen antik dünyanın en ünlü kadınıydı.
yaşamı ve ölümü Shakespeare dramlarını ve Hollywood efsanelerini andırıyordu. Ama Kleopatra, Liz Taylor'ın kalın eyeliner'ından çok daha fazladır. Tarihi yaşamı ve ünlü intiharına rağmen mezarı hiçbir zaman bulunamamıştır. Bulunsaydı muhtemelen Kral Tutankamon'unkilerden bile daha parlak hazinelerle dolu olurdu. Mezarı bulmak için Kleopatra'nın imparatorluğunun başkentine gidiyorum. İskenderiye, Mısır'ın Akdeniz'deki incisi. İsmini Mısır'ın ilk yabancı fatihi Büyük İskender'den almıştır. Güneydeki tozlu çöl şehirlerinden farklı olarak İskenderiye, şu anda da en az eski günlerdeki kadar hayati bir öneme sahip olan büyük limanı ve Mısır'daki tek Roma amfiteyatrosu da dahil olmak üzere paha biçilemez harabeleriyle Nil'e açılan kapıdır. Büyük İskender Mısır'ı fethettiğinde ve Yunan kontrolüne aldığında ülkeyi bir generale bıraktı. Batlamyus sonraki 300 yılda ülkeyi yönetecek olan hanedanlığı kurdu. Kleopatra, Batlamyusların sonuncusu ve en çok sevilenidir çünkü her ne kadar Yunan olsa da Mısırlı kimliğini benimsemişti. 17 yaşında kraliçeydi. 9 dil biliyordu. Yetenekli bir diplomattı ve Roma'nın en büyük generalleri Jules Caesar'ın suikaste uğradıktan sonraki dönemde Mark Antony'den çocukları oldu. Ama Kleopatra'nın hükümdarlığı zorlu zamanlara denk gelmişti. Bu dönemde Roma tüm Mısır'ı bir Roma kolonisine dönüştürmek istiyordu. Mark Antony bir sonraki imparator olma iddiasını kaybettikten sonra İskenderiye'ye çekildi ve orada Kleopatra ile birlikte M.Ö. 30 yılında intihar etti. Bu çok trajik bir sondu. Ama yine de Kleopatra tarihin en ikonik süperstarlarından biri olmaya devam ediyor. Ama mezarının yeri hala gizemini koruyor. Kleopatra'nın ebedi istirahatgahını bulmak için Mısır Kültür Bakanlığı'nda arkeolog olarak çalışan bu antik şehrin uzmanı olan Muhammed Sayet'le buluşacağım. Kleopatra'nın mezarının gizemiyle ilgileniyorum. Hiç bulunamadı mı? Hiç bulunamadı. Peki eski kaynaklar bu konuda ne diyor? Nerede intihar ettiğini söylüyor? Sarayının yakınında bir yerde. Eski tarihçiler Strabo ve Plutarch, Kleopatra'nın ölümü hakkında yazdıkları yazıda Kleopatra'nın kendi hazineleriyle birlikte mezarına girdiğini ve kapıları kapadığını söylüyorlar. Mezarın konumuysa bilinmiyor. Ama birçok kişi sarayının yakınlarda olduğunu tahmin ediyor. Peki saray neredeydi? Kleopatra'nın sarayı limanın ortasındaki bir adanın üzerinde duruyordu. Antirodos adası İskenderiye'nin bel eriğiydi. Dönemin en lüks şehrinin en lüks yeriydi. Bugünse pek bir şeye benzemiyor. Şöyle ileri bakıyorum da hiç Kraliyet Sarayı, ada veya Kleopatra'nın sarayını göremiyorum. Onun yerine bir sürü modern yapı var. Evet. Peki tüm bunlar nerede? Aslında hepsi orada. Nerede? Suyun altında. Suyun altında mı? Muhammed'le birlikte rıhtımda bekleyen bir dalış teknesine doğru ilerliyoruz. Planı beni türünün tek örneği bir sualtı kazısına götürmek. Çok geçmeden dış limandaki dalış bölgemize varıyoruz ve suyun temiz olmasını umuyoruz. Ekipmanlarımızı kuşanıyoruz ve geçmişe doğru yapacağımız dalışa hazırlanıyoruz. Büyük dert almışsın. Doktor Muhammed Sayet'le birlikte Kleopatra'nın kayıp mezarını bulmak için Mısır İskenderiye limanında dalış yapıyorum. Birçokları Kleopatra'nın mezarının büyük bir depremin ardından sulara gömüldüğüne inanıyor ve neredeyse dalar dalmaz antik tarihe ait bir şey tespit ediyoruz. Bu fenerin kalıntıları. Vay canına, şuna bak. Olağanüstü. Olağanüstü. Bu devasa taşlar ve koca sütunlar bir zamanlar antik dünyanın 7 harikasından biri olan İskenderiye fenerini oluşturuyordu. Milyonlarca ton ağırlığındaki kireç taşları 120 metre yüksekliğine kadar ulaşıyordu. Ve zirvede denizdekileri uyarmak için bir ateş yanıyordu. Ama bir dizi deprem yüzünden kule dümdüz oldu ve geriye sadece bunlar kaldı. Bu bir dikili taş mıydı? Evet. Üzerindeki hiyeroglifleri gördün mü? Kralın kabartması.
Tüm oksijenimi Fener'i keşfetmek için seve seve harcayabilirim ama ben buraya sarayı ve bir ihtimal Kleopatra'nın mezarını bulmaya geldim. Muhammed yolu biliyor. Şimdi iç limana gidiyoruz. İç liman, tamam gidelim. İç limana doğru yüzüyoruz ve Muhammed bana Kleopatra'nın sarayından kalanların denizin kumlu zemininin üstünde yer aldığını söylüyor. Şu anda koşullar deniz fenerinden geceyle gündüz kadar farklı. Burada görüş açısı çok daha kötü. Tekne trafiği ve kirlilik yüzünden su bulanık bir çorbaya dönmüş durumda. Ama bitkilerin görülebilen her şeyin üstünü kapladığını anlamak zor değil. Bu kırmızı şeyler ne? Mercana benzer bir bitki. Enser taşların üzerinde yetişiyor. Bu mercan yalnızca bir zamanlar yukarıda olan taşların üstünü kaplıyor. O yüzden kırmızı gördüğümüz her yer Kleopatra'nın sarayından kalma molozları gösteriyor. Harabeleri araştırmaya başlıyoruz. Mezarı andıran herhangi bir şeyi görmek için buraya geldik. Her yerde çanak çömlek parçaları var. Saray kompleksinin ne kadarı kazıldı? En fazla %2'si. %2 mi? O kadar mı? Evet. Kleopatra'nın adasını batıran deprem sarayının binlerce parçaya bölünmesine neden oldu ama şaşırarak buradaki her şeyin kırılmadığını keşfediyorum. Josh, buraya gel ve şuna bir bak. Ne buldun? Şu anforaya bak. Aman tanrım. Sapasağlam görünüyor. Evet, hiç zarar görmemiş. Olağanüstü bir şekilde korunmuş. Bu bir anfora. Bir zamanlar Akdeniz'in her yerine nakledilen eski bir testi türü. Buradaki çok iyi korunmuş ve limandaki sürekli değişen kumlarla birlikte ortaya çıkmış. Anfora yukarı çıkarılacak ve İskenderiye Limanı'nın zemininden çıkarılmış binlerce değerli kalıntı gibi koruma altına alınacak. Bu sırada yüzeyin altında koşullar giderek daha da kötüleşiyor. Eğer Kleopatra'nın mezarı buradaysa tespit etmek yıllar sürebilir veya batmış bir adanın kum bulutlarıyla kaplı harabeleri arasında tamamen kaybolabilir. Sence Kleopatra buraya gömülü olabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Belki yakında daha fazla kanıt buluruz. Bugün bulduğumuz gibi. Muhammed ve diğer arkeologlar İskenderiye Limanı'nı araştırmaya devam ederken ben hepsinin aslında yanlış yere baktığını düşünen diğer bir uzmanla buluşmaya gidiyorum. Yolda limanın karada da en az suda olduğu kadar kalabalık olduğunu keşfediyorum. Ve hareketin merkezine doğru ilerliyorum. Aman tanrım, gerçekten. Anfushi balık pazarı. Klostrofobikler veya yeni ayakkabılarını giyenler için hiç uygun olmayan kalabalık bir yer. Pazardaki restoranlar ve dükkan sahipleri en düşük fiyatı vermek için birbirleriyle yarışıyorlar. Ve sadece kibarca kafa sallayıp pazarlık yapmıyorlar. Bu açık artırmada kimin sesi en çok çıkarsa o kazanıyor. Bana balık verin, hadi çocuklar, hadi. Tamam, taze balık, şuna bak. Şu balığa bak, şuna bak arkadaş. Balığa bak, balığa gel. Gel bakalım, şu balığa bak. Hadi götürün şunu. Yüksek komisyonumu cebe attıktan sonra İskenderiye'nin kalbinde yer alan şehir kütüphanesine gidiyorum. Bu şube efsanelere konu olmuş. İskenderiye Kütüphanesi versiyon 2.0'a hoş geldiniz. Orijinal kütüphane şehrin limanını ziyaret edenler tarafından getirilen yüz binlerce metinle antik dünyanın bilgi merkeziydi. Yıllarca süren istilalar ve yangınlar nedeniyle kütüphane trajik bir şekilde yok oldu. Asırlara yayılmış bilim, edebiyat ve bilgelik tamamen kayboldu. Bu yeni kütüphane 2002 yılında açıldı. Binanın dışı dünyada konuşulan her dilden yazılarla süslü. İçerisi ise devasa bir katedrali andırıyor. Burada aynı anda 2500 kişi çalışabiliyor ki bu güzel bir şey çünkü kütüphanede milyonlarca cilt kitap ve el yazması yer alıyor. Affedersiniz. Kütüphanenin bodrum katında birçok kişinin Kleopatra'ya ait olduğuna inandığı büstün önünde Dominik Cumhuriyeti'nden arkeolog Kathleen Martinez'le buluşuyorum.
Ama kesin olarak emin değiliz. Evet, mezarını bulana kadar emin olamayız. Ve Kleopatra hakkındaki her şeyde olduğu gibi bu da bir gizem. Evet. Bazı insanlar onun limandaki sarayında gömülü olduğuna inanıyorlar. Hayır, yanılıyorlar. Bu imkansız. Çünkü saray Kleopatra'nın son seçeneği olurdu. Saklanabileceği bir yer seçmek zorundaydı. Eski kaynaklar bize mezarı hakkında ne söylüyor? Hepsi antik Mısır'ın en önemli tanrıçası olan Isis tapınağına gömülü olduğunu söylüyor. Isis havaalanlarında dillendiremediğimiz korkunç bir kelime haline gelmeden önce firavunların annesi olarak kabul edilen güçlü bir Mısır tanrıçasının ismiydi. Bu nedenle Mısır'ın koruyucusu olduğuna inanılıyordu ve Kleopatra onun rahibelerinden biriydi. Aynı zamanda bir büyücüydü ve yılanlarla güçlü bir bağı vardı. Kleopatra'nın da yılanlarla güçlü bir bağı vardı. Evet, etrafı sürekli yılanlarla sarılıydı. Ve herkesin bildiği üzere ölümü yılanlardan geldi. Evet. Zehirler konusunda uzmandı ve bir kobra yılanının zehri yüzünden öldü. Eski kaynaklar Mark Antony'nin Kleopatra'nın kollarında öldüğünü belirtiyor. Artık yalnız kalan Kleopatra, Roma İmparatorluğu'na boyun eğmeye zorlanacağını biliyordu. O yüzden mezarına girdi ve kobra yılanının onu göğsünden ısırmasına izin verdi. O halde sana göre Kleopatra kendisi gibi yılanlarla sıkı bir bağı olan tanrıça Isis'le ilgisi olan bir yere kapattı. Kesinlikle evet. Ve o yeri bulduğunu mu düşünüyorsun? Buna eminim. Bana gösterebilir misin? Tabii. Catelyn'le birlikte Akdeniz kıyıları boyunca 40 kilometre batıdaki muazzam bir tapınak kompleksine doğru ilerliyoruz. Ve belki de burada Kleopatra'nın mezarını bulacağız. Burası Taposiris Magna. Olağanüstü. Kleopatra'nın kayıp mezarını ararken arkeolog Catelyn Martinez'le birlikte devasa bir kompleksin harabelerine giriyorum. Ofisin burası mı? Evet. Manzara güzelmiş. Evet. Buradan tüm kompleksi görebilirsin. Gerçekten de yapı buradan çok daha iyi görünüyor. Bunların hepsi tapınak mı? Evet. Catelyn ve ekibi burada yoğun bir çalışma sürdürüyorlar. Şimdiye kadar Isis'in oğlu Horus ve Osiris tapınağı da dahil olmak üzere bir zamanlar Batlamyus dönemi firavunlarının heykellerini destekleyen 14 tane taş temel ortaya çıkardılar. Peki Kleopatra'nın çok sevdiği Isis'e ait neler var? Kanıtları göstermek için Catelyn beni Taposiris'teki muazzam bir türbeye getiriyor. Aman tanrım! Burada Isis'e ithaf edilmiş bir heykel ve önemini vurgulayan bir yazıt da yer alıyor. Bu parçayla birlikte Isis'in bu bölgeyle bağlantısı fiziksel olarak kanıtlanmış evet. oluyor. Kleopatra'nın güçlü bir bağlantı kurduğu Isis'in tapınağının bölgedeki varlığı Catelyn'in teorisinin kilit noktasını oluşturuyor. Kleopatra'nın burada olduğuna %100 inanıyor musun? Evet, buna eminim. %100 mü? Evet. Hiç şüphen yok mu? Hiç şüphem yok. Güvenine bayıldım. Tamam, o zaman eğer buradaysa nerede? Gidip bulalım. Öyle mi? Bu kadar kolay mı? Kolay değil ama çok çalışıyoruz. Tamam, hadi gidip bulalım. Catelyn'in ekibi uzun bir süredir kompleksin altındaki onlarca katakomp ve tüneli kazıyor. Ama oraya ulaşmak için zorlu bir yolculuk yapmak gerek. Oh hayır, hayır. Bu da ne böyle? Bu bir kepçe. Aha. Ve bu da bir şaft. Yok artık. Yaklaşık. Burası ne kadar derin? 30 metre. Burası 30 metre derinliğinde evet. mi yani? Çok tehlikeli. Bu çok saçma. Ve aşağıda yılanlar da var. Üzgünüm. Çok ikna edicisin Catelyn. Burası neden inşa edildi? Henüz bilmiyoruz. Kuzey ve güneye açılan bir sürü tünel var. Ve aşağı bununla mı inip çıkıyorsunuz? Evet. Tamam peki nasıl yapacağız şimdi? Önce kepçenin içine girmen gerekiyor. Aha. O kadar. Bu kadar mı? O seni aşağı indireceğim. Sadece kepçeye evet. mi gireceğim? Kepçeye gireceğim. Kesinlikle. Kulağa çok basit geliyor. Peki ayaklarım neden hareket etmiyor? Sadece 30 metre. Sadece 30 metre. Sadece 30 metre. O tabii. O sana yardım eder. Gireyim mi? Evet, bekleyin. Tamam. Tamam, kepçeye girdim. Evet. Şunu kapatalım. Evet, kapasak iyi olur. Çok işe yarıyor. Bir saniye, motor çalışıyorum denemek istiyorum. Ne?
Ne? Bunu bilmeliyim. Çünkü aşağı indiğinde her şey olabilir. Motor çalışmıyor mu derken neden bahsediyorsun? Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Neyse ki motor bir kez kurulduğunda çalışıyor. Kentlerin beni geri çıkarabileceğinden aşağı yukarı emin olduğunda şaptan aşağı inmeye başlıyorum. Ne? Ne oluyor? Her seferinde bir acı verici metre. Oh, tanrım, tamam. Aman tanrım. Pek rahat bir yolculuk sayılmaz tanrım. Sen iyi misin? İyiyim. Tamam. İyiyim. Aşağı bakma. Tamam, bakmıyorum. Oh, kafam gitti. Yolun yarısı bitti bile. Bu çılgınlık. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Ne işim var benim burada? Yeri görebiliyorum. Tamam. Tamam, indim. Okay. Tamam. Tamam, sepetten çıktım. Sonunda aşağı ulaşıyorum ve Catelyn'in bana katılması için kepçeyi yukarı gönderiyorum. İyi haber şu ki güvenli bir şekilde ulaştım. Kötü haberse yalnız değilim. Ah, yılan. En sevdiğim şeyler işte oradalar. Her ne kadar Kleopatra'nın çok değerli yılanlarından biri olmasa bile yine de zehirli bir yılan. Neyse ki beni ısırmadan yoluma devam ediyorum. Arkeolog Catelyn Martinez kepçeye binip tünele doğru inerken daha fazla ziyaretçim var mı diye gergin bir şekilde yerlere bakınıyorum. Merhaba. Merhaba. Aşağıda kesinlikle bir yılan var. Nerede? Arkanda. Duvardaki bir çatlağın içine girdi. Çok dikkatli olmalıyız. Hava hala çok sıcak. Etrafta bir sürü yılan var. O zaman gözlerimizi dört açalım. Evet. Tamam. Önce sen. Hadi bakalım. Catelyn önden gidiyor ve çok geçmeden ekibinin Kleopatra ile ilgili bir ipucu veya bağlantı bulmak için hala kazmaya devam ettiği büyük bir odaya varıyoruz. Orada bir çömlek mi var? Evet, şuna bak. Aa, bu harika. Bir tutacak evet. Parçası. Oo, şuna bak. Kumun altında neler olduğunu asla bilemezsin. Yardım edebilir misin? Evet. Görünüşe bakılırsa buradaki tek sürüngenler yılanlar değil. Aman tanrım. Şu böceklere bak. Bir sürü. Tanrım, bu çok iğrenç. Sıcakla, yılanlarla, böceklerle ve toprakla mücadele ederken arkeoloji okumaya karar verdiğim anı zihnimde canlandırıyorum ama birdenbire her şeye değiyor. O da ne? Bu bir kulak. Bu bir kafa mı? Kaldırabilir misin? Aman tanrım, bu bir Sphinx kafası. Bu bir Sphinx. Evet. Bu bir Sphinx kafası mı? Buna inanamıyorum. Şuna bak. Bak. Bu kulağı. Evet. Bu da başlığının köşesi değil mi? Evet. Yüzde burada olmalı. Evet, yontulmuş. Ve diğer kulak da burada. Evet. İnanmıyorum tanrım. Antik Mısır'da Sphinx figürü kraliyet mezarlarını ve kutsal bölgeleri korumak için kullanılırdı. Bu Sphinx, Kleopatra'nın mezarını koruyor olabilir mi? Şuna bak, çak bakalım. Bu gerçekten önemli. Kısa süreliğine de olsa yukarı geri çıkıyoruz. Tapınak kompleksinin hemen dışında çalışan Catelyn'in ekibi devasa bir nekropolis, bir ölüler şehri ortaya çıkardı. Bunların hepsi mezar mı? Evet. Şimdiye kadar 50 tane katakomp ortaya çıkardık. Olağanüstü. Ve şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Vay canına. Ho. Bu Catelyn'in son bulgusu. Tarihten gelen, açılmayı bekleyen bir hediye. Şimdi bu mezarı açacağız ve içinde ne olduğuna bakacağız. Tamam, hadi başlayalım. İçerideki odaya giden yolu tıkayan taşları dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz. Firavunların döneminden beri kapalı olan bu mahzenin içinde Kleopatra'nın mezarı da dahil olmak üzere her şey olabilir. Vay be!
Odanın içine daha tam olarak girmeden Catelyn'in gözleri hemen önemli bir şey tespit ediyor. Şuna bak. Bu kapalı bir oda. Vay canına. Daha önce bunun gibi kapalı odalar buldunuz mu? Hayır, bu bir ilk. Ve bak, burada bir kobra var ki bu Kleopatra'nın zamanından kaldığını gösteriyor. Kleopatra olabilir mi? Açmadan içinde ne olduğunu bilemeyiz, değil mi? Bakalım neye açılıyor. Hassas bir şeylere zarar vermeden mezarın içine bakabileceğimiz endoskopik bir kameramız var. Bu cihaza uygun bir şekilde yılan kamera adı veriliyor. Pekala, başlıyoruz. Tamam, kamerayı sokuyorum. Şuna bak, bu çömlek mi? Evet. Cenazelerde kullanılanlardan. Evet. Arkaya bak. O da ne? Net göremiyorum, bilmiyorum. Bu sanki bir kafatası. Evet, bu bir insan kafatası. Mısır İskenderiye yakınlarındaki bir kazı alanında arkeolog Catelyn Martinez'le birlikte eski bir mezarı açtık. Şimdi yüksek teknolojili bir kamera kullanarak dikkatli bir şekilde mezarın içine bakıyoruz. Bir kafatasına benziyor. Şuna bak, kumlara gömülmüş. Bu bir insan kafatası. Evet. Aman tanrım. Peki şimdi ne olacak? Taşları kaldırıp içeri bakmalıyız ve kazı yapmalıyız. Evet, hadi içeri girelim. Aman tanrım. Burada iki tane kafatası var. Bu inanılmaz. Bir kafatası daha. Bu mezarın içinde iki tane beden var ama kraliyet üyesi olduklarına dair hiçbir şey yok. Bu o değil. Mısır'ın son firavunu değil. Yine de olağanüstü bir keşif. Zenginlermiş çünkü şarap kavanozları var. Güzel bir şekilde dekore edilmiş. Peki sence buraya gömülen bu insanlar kimdi? Bu tapınağın tamamı kutsaldı. Evet. Yani sadece önemli insanlar burada mezar sahibi olabiliyorlardı. Ve mezarlar tapınağın kendisine bakıyor. Yani tapınağın içindeki çok önemli birini koruyorlar. Catelyn haklı olabilir. Eğer haklıysa Kleopatra'yı her an bulup tarihi yazabilir. Onu bulmanın neden bu kadar önemli olduğunu düşünüyorsun? Kleopatra, Antik Mısır'ın son bölümünü oluşturuyordu. Tarihteki en sıra dışı kadınlardan biriydi. Antik Mısırlılar bizimle mezarları aracılığıyla konuşurlar. Mezarına girmek, onunla bizzat tanışmakla aynı şey. Bize kendi hikayesini anlatacak. Umarım bu hikaye anlatılır. An meselesi. Bu güvene bayılıyorum Catelyn, çok teşekkür ederim. Olağanüstü bir deneyimdi. Taposiris'teki kazılar daha yeni başladı ve içimden bir ses çok yakında buraya geri döneceğimi ve umarım bu sefer büyük bir duyuru yapacağımı söylüyor. Ama bu sırada Kraliçe Nefertiti ile ilgili araştırmamızdaki büyük haberleri beklemek zorunda değilim. Mısır Müzesi'ndeki mumya üzerinde yapılan rekonstrüksiyon tamamlandı ve eğer Nefertiti'nin eski görüntüleriyle eşleşiyorsa büyük bir keşif yapmış olabiliriz. O yüzden Mısır'a veda ediyorum ve bizi bekleyen sonuçları öğrenmek için Paris, Fransa'ya uçuyorum. Paris. Işığın şehri, Giza'nın tozlu çöllerinden milyonlarca kilometre uzaktaymış gibi geliyor ve eski Mısır uzmanı Aidan Dodson'la buluşmak için sabırsızlanıyorum. Aidan. Merhaba Josh. Merhaba, nasılsın? Seni görmek güzel. Seni de öyle. Nasılsın? İdare eder. Bugün birbirimizi Mısır'da son gördüğümüz... Biraz daha soğuk ama Avrupa hep böyle, evet. Değil mi? Sonuçlar hem için heyecanlı çok, mısın? Evet. Bu gerçekten kesinlikle çok heyecan verici. Hadi. Tamam, hadi içeri girelim o zaman. Yakınlarda mumyamızın yeniden yapılandırıldığı Atelier Dainis stüdyosunun girişini buluyoruz. Merhaba. Merhaba. Elizabeth, ben Josh. Memnun oldum. Ben de. Elizabeth merhaba. Memnun oldum. Burası olağanüstü Elizabeth. Bir yer. Gerçekten buraya ben bayıldım. Stüdyoma hoş geldiniz. Burası benim atölyem. Prodüksiyonlarımı burada yapıyorum. Elizabeth Dainis dünyanın önde gelen rekonstrüksiyon sanatçılarından biri.
Burası yüzlerce kafatası, alçı kalıplar, vücut parçaları ve nefes kesici heykellerle dolu. Bir açıdan Westworld'un bilinmeyen yüzünü andırıyor. Hayden'la birlikte Kahire'de veri topladığımız mumyaya ne oldu? Topladığınız veriler Colorado'daki bir tesise gönderilerek orada 3 boyutlu bir modele dönüştürüldü. 3D Systems, son teknoloji basılı modeller konusunda bir dünya lideri. Mısır Müzesi'nde yakaladığımız kapsamlı yüz haritasını aldılar ve yüzlerce katman reçine kullanarak mumyanın kafasının tamamen aynını bastılar. Ve ortaya bu çıktı. Bu mu? Evet. Aa, şuna bak. Bu Kahire'deki mumyanın kafasının eksiksiz bir kopyası. Alabilir miyim? Evet, tabii. Vay canına, şuna bak. Eksiksiz. Gerçek mumyadaki tüm detaylar var. Ağzının içindeki kumaş parçasına kadar ve yüzüne yapışmış sargı bezlerinin kalıntıları bile duruyor. Vay canına. Bu sayede gerçeğine yapamayacağımız şekilde elimizde tutabilir ve onu inceleyebiliriz. Doğru, mumyayı tabutundan çıkarmamızı sağlıyor. Pekala, Elizabeth, elimizde sıra dışı bir model var. Peki sen yüzü yeniden yapılandırmak için neler yapıyorsun? Bu oldukça detaylı bir süreç. Öncelikle kafatasını hazırlamam ve çeneyi açıp düzgün bir şekilde yerleştirmem gerekti. Ardından kas ve derinin doğru yerlerini belirlemek için Kriminoloji Enstitüsü'nden bir adli tıp uzmanıyla birlikte çalıştım. Bu işaretler yumuşak dokunun derinliğini gösteriyor. Elizabeth, yumuşak dokusu için rehber haritasını aldıktan sonra yazıcıyla basılmış kafatasını kille oluşturmaya başlıyor. Bu sırada yüzün şeklini belirleyen işaretlere tamamen bağlı kalıyor. Bu işlem bittikten sonra kilin üzerine silikon dökülüyor. Ardından kalıp çıkarmak için alçıyla kaplanıyor. Sonunda ortaya silikon bir büst çıkıyor. Elizabeth bu noktadan sonra modele gerçeklik katmak için deriyi dikkatli bir şekilde boyuyor. Bu rekonstrüksiyon süreci ne kadar sürdü? Yaklaşık 500 saat. 500 saat mi? Vay canına. Sonucu görmek için hazır mısınız? Kesinlikle evet. Çok hazırız. Tamam. Önden lütfen. Pekala. Bana yardım eder misin? Tabii. Bu kadar mı yani? Kader anı geldi. Kader anı. Hazır mısın? Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Vay aman canım. Tanrım. Şuna bak. Olağanüstü bir şey. Elizabeth, çok güzel olmuş. Bu olağanüstü bir şey. Kesinlikle çok büyüleyici. Sanki zamanda geriye gitmişiz ve birini ışığa doğru çekmişiz gibi, değil mi? Bu gerçek bir insan. Geriye sadece bir soru kalıyor. Bu Nefertiti'nin yüzü mü? Bence kemik yapısına ve alttaki temel formlara baktığımızda tarihi görüntülere uyum sağlıyor. Yanımda birkaç tane fotoğraf getirmiştim. İşte. Bu klasik örneklerden biridir. Berlin'deki büst. Nefertiti'nin ünlü betimlemesi. Yüzdeki detaylara bak, dudaklara bak, çenesi, hatta gözlerinin konumu bile. Olağanüstü benzerlikler var. Bunun profilini Berlin'deki büstün üzerine yerleştirdiğimizde büyük benzerlikler görüyoruz. Hatta bu rekonstrüksiyon aynı zamanda Kahire'deki büst ve dünyanın diğer yerlerindeki betimlemelerle de birçok benzerlik içeriyor. Elizabeth'in yaptığı rekonstrüksiyondaki yüz şekli ve özellikleri tıbbi olarak doğru olsa da ten rengi değişebilir. Antik Mısır, Afrika'dan yakın doğuya kadar birçok kültürün erime potası olan etnik olarak çeşitli bir ülkeydi. Nefertiti'nin kökenleri hala tartışma konusu olduğu için Nefertiti döneminde yapılan Berlin'deki ünlü büstün ten rengi referans alındı. Pekala, Aiden, profesyonel görüşünü alalım. Ne düşünüyorsun? Bunu görmeden önce sırf genetik bağlantıya dayanarak genç kadın mumyasının Nefertiti olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi karşımda mumya yerine gerçek bir kadının yüzü varken bu görüşüm daha da güçlendi. Bence şu anda kesinlikle Nefertiti'nin yüzüne bakıyoruz.
Ölümünden binlerce yıl sonra yeniden bizimle birlikte. Bu olağanüstü. Beş bin yıllık Mısır tarihi bu gizemli toprakları besleyen Nil Nehri'nden bile daha uzun ve daha derindir. Ama çöllerini ve su yollarını keşfetmek için bu ülkede geçirdiğim haftalardan sonra bu hikayenin ancak yarısına geldiğimizi daha yeni fark ediyorum. Diğer yarısı ise çok uzun zamandır tarihe gömülü olan Mısır'ın güçlü kadınlarını anlatıyor. Mısır'ın birçok sırrında olduğu gibi günümüzde de azimli arkeologlar hepimizin bu hikayeyi öğrenmesi için çalışmalar yapıyorlar. Hatshepsut isminin Kafra ve Ramses'le birlikte tarihin en büyük kurucularından biri olduğunu gördüm. Kleopatra'nın yalnızca büyülediği adamlardan çok daha fazlası olduğunu ve güzelliğinin altında gerçek bir kahramanın yattığını öğrendim. Genç kadına gelirsek, mumyası bir kenara atılmıştı ve kimliği kaybolmuştu. Teknoloji ve sanat geçmişine uzanmamızı ve yüzünü yeniden yapılandırmamızı sağladı. Bu mumya Nefertiti'ye birçok açıdan benziyor ve bize bir ikonun gözlerinin içine bakma ve yalnızca güzellikten çok daha fazlasını görme şansı veriyor. Çok daha karmaşık, çok daha gerçek. Mısır'ın büyük kadını.